Soru 1. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Türk Edebiyatı'nın yazılı ilk ürünüdür. Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyokuk adına dikilmiş 3 taştan oluşur. Yazıtlarda işlenmiş bir yazı dilinin olması bu eserlerden önce de eserler verilmiş olabileceğini akla getirmektedir. Söylev tarzıyla yazılan eserlerde seciler, mecazlarda yer almaktadır. Türk Edebiyatı'nın yazılı arkadaşlar ilk metni Göktürk Kitabeleri ya da diğer adıyla Orhun Kitabeleri'dir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Soru 2. Türk Edebiyatı'nın dönemleri ayrılmasında bilim, ekonomi, din unsurlarından hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar, Türk Edebiyatı'nın dönemleri İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası ve Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı olmak üzere ayrılmıştır. Bu ayrımda dikkat ettiğiniz gibi İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası ifadeleri bizlere Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasında din unsurunun etkili olduğunu göstermektedir. Cevabımız B şıkkı olacak. Soru 3. Bu parçada söz edilen alfabe aşağıdakilerden hangisidir? Türklerin kullandığı alfabelerdendir. Aslen 14 harf bulunmaktadır. Bazı harfler birden fazla sesi karşılamaktadır. Soğut kökenli olan bu alfabe bazı değişikliklerle Türkçe'ye uyarlanmıştır. Bu alfabe Budizm ve Manihezm'e ait dini metinlerin yazımında da kullanılmıştır. Arkadaşlar, Türklerin kullandığı alfabeler arasında Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi, Kiril, Latin alfabesi vardır ve zaten 5'i de şıklarda. Biz soruyu 14 harf bulunmasından ve aynı zamanda bu alfabede Budizm, Manihezm dinine ait dini metinlerin yazımında da kullanılması ifadelerinden bulacağız ve cevabımız C şıkkı olacak. Soru 4. Bu parçada sözü edilen Türkçenin tarihi gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir? Batı Türkçesinin 3. devresidir. Başlangıcı yeni lisan hareketi kabul edilir. Bu dönemde yabancı gramer şekilleri bırakılmış ve İstanbul konuşmasının esas alındığı yazı dili kullanılmıştır. Dil inkılabı, Latin harflerinin kabulü, Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu bu dönemle ilişkilendirilir. Arkadaşlar, burada anlatılan evre Türkiye Türkçesi olmalı. Yeni Lisan Hareketi Genç Kalemler dergisinde de yayınlanan bir makaledir. Cevabımız A şıkkı. Soru 5. Aşağıdaki şiir parçalarından hangisi edebiyat-tarih ilişkisini örneklendirir? Arkadaşlar, E şıkkında Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine adlı eserinden bir bölüm verilmiştir. Çanakkale Şehitlerine. Parçamızı okuyalım. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Yine altını çizdiğimiz ifadelerde arkadaşlar bize ordu, donanma, bir savaşı anımsatıyor ve edebiyat tarih ilişkisini E şıkkında görmüş oluyoruz. Soru 6. Türk Edebiyatı'nın dönemleri üzerine çalışma yapan bir araştırmacı aşağıdaki eserlerden hangisini farklı bir dönemde değerlendirir? Irk Bitik, Uygurlara ait bir fal kitabıdır. Göktürk yazıtları Göktürk Devleti'ne ait bir yazıttır. Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı metnidir. Oğuz Kağan Destanı Hunlara ait bir destandır. Mete Han'ın hayatı anlatılır. Altun Yaruk yine arkadaşlar Uygurlara ait bir metindir. Kutadgu Bilig ise Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Ve A, B, C, D, E şıklarında yer alan eserler İslamiyet
öncesi Türk edebiyatına ait iken E şıkkında yer alan Kutadgu Bilig İslami dönem eserleri arasında yer alır. Hatta arkadaşlar İslamiyet'e geçiş dönemi eserleri olarak da yine biz burada Kutadgu Bilig'in dışında Divan-ı Lügat-ı Türk, Atabetül Hakaik gibi eserleri de görmekteyiz. Soru 7. Sav, Sagu, Koşuk, Destan'ın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Sav, arkadaşlar günümüzdeki atasözlerinin karşılığıdır aslında. O yüzden A şıkkı neleriz? Arız ölçüsüyle oluşturulmamışlardır. Sagu, yine ölen kişinin ardından yazılan, ölen kişinin yiğitliğinin, erdemlerinin anlatıldığı bir eserdir. Ve biz bu dört eserinde sözlü dönem ürünleri olduğunu görüyoruz. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı içinde yer alır? Baki'nin Kanuni Mersiyesi divan edebiyatı içerisinde yer almaktadır. İslamiyet öncesi ürünler sav, sago, koşuk, destan dediğimiz ürünlerdir. Geleneksel Türk tiyatrosu, orta oyunu, gölge oyunu, Karagöz Hacivat'ın olduğu arkadaşlar bir tiyatroyu içerir. Namık Kemal'in romanları, örneğin ilk tarihi romanımız Cezmi, ilk edebi romanımız İntibah, bunlar Tanzimat döneminde verilmiştir. Tanzimat edebiyatı da Batı etkisinde gelişen bir Türk edebiyatıdır. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Mevlana'nın Mesnevi adlı eseri de yine divan edebiyatında verilmiştir. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin içinde bulunduğu Altay dillerinin özelliklerinden değildir? Sözcüklerde gramatik cinsiyet yoktur. Evet, doğru. Kelime dilidir. Ek ve kök yoktur. Arkadaşlar, Altay dillerinin özelliklerinden bir tanesi eklemeli bir dil olduğu ve ek bakımından da oldukça zengin, çeşitlidir. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 10. İslami dönem ürünleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İslami dönem ürünleri arkadaşlar, örnek verecek olursak Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügat-ı Türk, Atabetül Hakaik, Divan-ı Hikmet sıralanabilir. Ve biz bu dönemde yazılan şiirlerde aruz hece ölçüsünün birlikte kullanıldığını görebiliriz. Türklerin Müslüman olmalarından itibaren oluşmuştur. Evet, çünkü adı üstünde artık İslami dönem. Arap ve Fars edebiyatından etkilenmeler görülmüştür. İslamiyet'i arkadaşlar tanımakla beraber hem Arap hem Fars dünyasıyla tanışıyoruz ve onların edebiyatından, sanatından, şairlerinden etkileniyoruz. Doğrudur. Arapça, Farsça kelimeler ayrıca dilimize giriyor. Yine bu da etkilendiğinin göstergesidir. Şiirleri Kam, Baksı, Ozan, Şaman gibi kişiler söylemiştir. Bu özellik arkadaşlar İslamiyet öncesi dediğimiz sözlü edebiyat dönemine aittir. O yüzden cevabımız D şıkkı olmalı. Soru 11. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Çanakkale'yi. Arkadaşlar özel bir isim olduğu için gelen iki kesme işaretiyle ayırmış. Doğru. 45. Sayılar ayrı yazılır. Doğru. Yaşıyor muydu? Soru 2. Ayrı yazılır. Doğru. Ufuku hayalinden hiç silinmemişti. Ufuku değil arkadaşlar, ufku olmalı. Yani biz burada bir ünlü düşmesini göstermeliydik. Gösterilmediği için cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A şıkkında bağlaç olan D ayrı yazılmış arkadaşlar. Herhangi bir yazım yanlışı yok. Doğru. Bambaşka bir manzaraya rastladık şehirde.
Pekiştirmeli sözcükler, bitişik yazıları, herhangi bir sıkıntı yok. B şıkkında doğru. Gidenlerin ardından baka kaldım. Baka kaldım ifadesinde arkadaşlar, ekal, egel, edur diye sıraladığımız sürerlik birleşik fiili vardır. Birleşik fiil bitişik yazılmalıydı. Baka kaldım ifadesi burada ayrı yazıldığı için cevabımız C şıkkı olmalı. Soru 13. Numaralanmış cümlelerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur? Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteriniz. Türklerin ifadesinde arkadaşlar kesme işareti koymuyoruz. Bu şekilde yazılmalıydı. A şıkkını eledik. Avrupa Birliği'ne birçok ülke başvurdu. Birçok, biraz, birkaç ifadeleri bitişik yazılır. Hey, buraya bakabilir misiniz? Burada şu an herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Fakat biz diğer şıkları da bir inceleyelim. Madem ki gelmeyecektin değil, gelmeyecektin. Olumsuzluk ekinme şekliyle yazılmalı. Güzel mi güzel bir kuru fasulye değil, fasulye şeklinde yazılmalı arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Üçüncü cümlede herhangi bir sıkıntıya rastlamıyoruz. Soru 14. Bu parçada araçla belirtilen yerlere sırasıyla getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ali Emiri Efendi yeni gelen kitap olup olmadığını sorar. Soran kim? Ali Emiri Efendi özneyi belli etmek için öncelikle virgülümüzü koyarız. Olup olmadığını sorar. Cümle tamamlandı. Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta gelir. Burhan Efendi şöyle der. Burhan Efendi arkadaşlar konuşmaya başlayacağı için iki noktamızı koyduk ve konuşma çizgimizi getiriyoruz. Bir kitap var ama sahibi 30 lira istiyor. Yargımız var. Cümle tamamlandığı için yine nokta getireceğiz. Bu şekilde yaptığımız zaman cevabımız, hemen bakalım şıklara, B şıkkı çıkmalı. Soru 15. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlıştır? Hayatın özüdür su. Tamamlanmış bir yargı ve nokta gelmiş doğru. Onsuz bir yaşam düşünülebilir mi? Bu bir soru cümlesidir. Soru ikimiz mığmığı var zaten. Hemen soru işaretini getirdik. Doğru. Kesinlikle hayır. Arkadaşlar burada ne yaptı? Yazarın duygusunu gördük. Ünlem işaretini getirdik. Doğru. Birçok felsefi görüş hayatın suyla başladığı üzerine temellenmiştir. Cümle içinde virgülle ayrılan tür ve takımları birbirinden ayırmaya ya da arkadaşlar öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmada biz noktalı virgül kullanıyoruz. Burada noktalı virgülün gelebileceği bir işlev şu an yok. Virgül gelse bizler için yeterliydi. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 16. Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? Fiilimsiler arkadaşlar 3'e ayrılırdı. Öncelikle bir hatırlayalım. İsim fiil dediğimiz ma, ışmak yani ad eylem. Sıfat fiil dediğimiz an, ar, ası, mez, dik, ecekmiş ya da ortaç da diyebiliriz. Ve zarf fiil arkadaşlar ken, alı, esiye, ince, ip, arak, madan gibi sıraladığımız eklerdi. Birinci cümleye baktığımızda dık, dik yani bir sıfat fiil görüyoruz. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar madan, meden, zarf fiilin ta kendisi. Üçüncü cümle şimdilik dursun. Çiçekleri sulayıp, ıp, ip, zarf fiil. Ve beşinci cümlede de seyreden an, en, sıfat fiilin kendisidir. Üçüncü cümlede herhangi bir fiilimsi yani eylemsi yok. Cevabımız C şık. Soru 17. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir mesneviden alınmıştır. Arkadaşlar mesnevi Türk edebiyatına, İran edebiyatından geçmiş divan edebiyatına ait bir şekil olarak karşımıza çıkmaktadır ve mesnevi
Beyit dediğimiz arkadaşlar şu anda da gördüğünüz iki mısra şeklinde yazılır ve kafiye şeması AA, BB, CC şeklinde ilerler. Her beyit kendi arasında kafiyelidir ve beyitte bir sınırlama yoktur. Biz bu metne baktığımızda düz yazı şeklinin de olduğunu görüyoruz. O yüzden cevabımız A şıkkı olmalı. Soru 18. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Savaş ve kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı manzum, mensur veya nazım nesir karışık şekilde yazılabilen bir türdür. Türk destan geleneğinin İslami dönem ürünlerinden olan Müslümanlar ile gayrimüslimler arasındaki savaşları konu edinen hikayelerdir. İslamiyet öncesi destan geleneği ile İslamiyet sonrası dini atmosferin kesiştiği ürünlerdir. Bu tür eserler Türk kültürünün Arap ve Fars kültürleri ile İslam çatısı altında birleşip kaynaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Burada bahsedilen arkadaşlar cenkname olmalı. Cenknameler İslami döneme ait. Aynı zamanda Müslüm ve gayrimüslimler arasındaki çatışmaları konu edinir. Ve Hazreti Ali çevresinde teşekkür eden bir tür olarak da karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Soru 19. Numaralanmış bilgilerden hangisi Hazreti Ali cenklameleriyle ilgili olarak söylenemez? Müslüm gayrimüslim mücadeleleri üzerinde durmuştur. Doğru arkadaşlar, Müslüm ve gayrimüslim arasındaki savaşlar, çatışmalar anlatılmıştır. Olağanüstü öğeler vardır. Evet, doğru arkadaşlar. Dine dayalı destansı hikayelerdir. Zaten yine olağanüstü öğelerin olmasını destansı olmasıyla da ilişkilendirebiliriz. 16. yüzyıldan itibaren Anadolu'da görülmeye başlanmıştır. Arkadaşlar bu daha eski bir yüzyılda görülmeye başlanmıştır. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da görülüyor cenknameler. O yüzden cevabımız D şıkkı olmalı. Soru 20. İçerik ve şekil özellikleri dikkate alındığında bu dizeler aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir? Hemen bakalım arkadaşlar. Beyit şekliyle oluşturulmuş gördüğünüz gibi ikili dizeler var. Diğer özelliklere baktığımızda ise AA, BB şeklinde kafiyelenmiş. O yüzden cevabımız Mesnevi olmalı. Mesnevi, İran edebiyatından aldığımız bir şekil olarak karşımıza çıkmaktadır. Beyitler arasında konu bütünlüğü vardır. O yüzden cevabımız A şıkkı olmalı. Soru 21. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur? Çocuğun koltukları kabardı. Sanki maşin mağazayı oraya kendisi getirmişti. Satıcının geldiğini haber verdiği için mutluydu. Arka avluda kadınlarla birlikte koşmaktan, arabanın açık kapısı önünde onlarla itişip kakışmaktan büyük bir zevk alıyordu. Ama kadınlar onu çoktan unutmuştu. Başka işleri vardı şimdi onların. Ne de çok mal vardı arabada. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ama topu topu üç kadın vardı. Çocuğun ninesi, annesinin kardeşi ve üç evin en önde gelen kişisi olan kurucu başı orospunun karısı olan Bekey teyze, bir de kucağında kızcağızıyla gelen Gülcemal. Hepsi bu kadardı işte. Ama mallara bir anda öyle saldırdılar, karıştırıp öyle alt üst ettiler ki satıcı onları uyarmak, her şeyi karıştırmamalarını ve hep birden konuşmamalarını söylemek zorunda kaldı. Parçanın geneline baktığımız zaman arkadaşlar, olay bir zaman akışı kronolojik bir şekilde bizlere anlatılmakta ve yazar ne yapıyor? Olayı zihinde canlandırmayı amaçlıyor. O yüzden öyküleme vardır, tasvir etme var gördüğünüz gibi. Altı çizili kısımlar yine bizlere ipucu veriyor. Koltuklarının kabarması, arabanın açık kapısı önünde onlarla yetişip kakışmak arkadaşlar adeta gözümüzde canlanıyor.
O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 22. Bu metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci metin, Hazreti Peygamber'den müsaade alan Hazreti Ali, beline zülfikarı takarak düldüle biner, Hazreti Muhammed'in mucizesiyle 7 kat yer yarılır, Hazreti Ali yüksek yapılı, ulaşılması zor kaleye gelir, Mecmuiye Kalesi adlı bu kale 12 bin gözcü tarafından korunmaktadır. Hazreti Ali'yi gören gözcüler Melik'e haber verir. Melik 3 kişi gönderip Hazreti Ali ile görüşmek istediğini bildirir. İkinci metne göz atalım hemen. Etrafıma bir göz gezdirdim. Elime alacak bir şey yoktu. Düşünmeden ne iş yapılabilir ya Rabbi diye başımı kaşıdım. Derin düşünmenin yalnız karsız değil, aynı zamanda gayet zararlı bir ameliye olduğunu da biliyordum. Şimdi arkadaşlar iki metinle alakalı özelliğe baktığımızda A şıkkında birinci metin cenknameden alınmıştır diyor. Doğru. Çünkü cenknameler Hazreti Ali çevresinde teşekkül eden metinlerdir. Biz burada da yine dini unsurlar görmekteyiz. A şıkkını eledik. İkinci metin bir olay yazısıdır. Evet doğru arkadaşlar, bir olay vardır. İkinci metin gözlemci bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Göz gezdirdim. Kim? Ben. Kaşıdım. Kim? Ben. Birinci tekil şahıs yani ben. Kahraman bakış açısı vardır arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. Soru 23. Numaralanmış bilgilerden hangisi Mesnevi için söylenemez? Aruzun'un kısa kalıplarıyla yazılır. Doğrudur arkadaşlar. Uyak düzeni AA, BB, CC şeklindedir. Evet, doğru. AA, BB, CC şeklinde ilerler. Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım biçimi değildir. Bu nazım biçimi arkadaşlar tuyu ya da şarkı olmalıydı. Biz Mesnevi'yi İran edebiyatından aldık. O yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. D şıkkına da bakalım yine. Yazılmış 5 Mesnevi'ye Hamse denir. Doğru. Hatta Alişir Nevai, Taşlıcalı Yahya gibi sanatçılar Hamse sahibidir. Bey sayısı sınırsızdır. Cevabımız C şıkkı olmalı. 24 ve 25. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Soru 24. İçerik ve üslup özellikleri dikkate alındığında bu parça aşağıdaki metinlerin hangisinden alınmış olabilir? Asıl konuşan Hasan'dı. 6 aydan beri susan Hasan. Durmadan, dinlenmeden, nefes almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları titreyerek taze gevrek billur sesiyle biteviye konuşuyordu. Parçanın geneline baktığımız zaman arkadaşlar mensur şekilde yazıldığını görüyoruz. Mesnevi beyit halinde yazılır. O yüzden A şıkkını eledik. Destanda daha çok olağanüstü olaylar anlatılır. Biz burada bu özelliği göremiyoruz, eledik. Gezi yazısı, yazarın gezip gördüğü yerler hakkında edinildiği, bilgilerin aktarıldığı, gözlemlerinin aktarıldığı bir yazı metnidir. Herhangi bir yer tanıtılmıyor, bir yer hakkında bilgi verilmiyor. Gezi yazısı şıkkını da eledik. Cevabımız hikaye olmalı. Çünkü cenknameler Hazreti Ali çevresinde teşekkül eden daha çok dini içerikli metin türlerindendi arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı hikaye. 24 ve 25. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Soru 25. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Asıl konuşan Hasan'dı.
6 aydan beri susan Hasan, durmadan, dinlenmeden, nefes almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları titreyerek, taze gevrek billur sesiyle bir teviye konuşuyordu. Aklına ne gelirse söylüyordu. Eskici hem çalışıyor hem de ara sıra ha, ya, öyle mi gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu söyletiyordu. Artık erişemeyeceği yurdunun bir derisini, bir rüzgarını, bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli hem yaslı dinliyordu. Geçmiş günleri, kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu. Daha çok dinlemek için de elini ağır tutuyordu. Fakat nihayet bütün ayakkabılar tamir edilmiş, iş bitmişti. Demirini topraktan çekti, köselesini büktü, çivi kutusunu kapadı, kiriş çanağını sarmaladı. Bunları hep ağır ağır yaptı. Hasan yüreği burkularak sordu. Gidiyor musun? Gidiyorum ya, işimi tükettim. Şimdi şıklara bakalım arkadaşlar 25. soru için. İlahi bakış açısı kullanılmıştır. Çünkü biz buradaki kişinin kaybettiği yerleri düşünerek benliğini sarsıla sarsıla dinlediğini, hem zevkli hem yaslı dinlediğini biliyoruz. İlahi bakış açısı her şeyi bilen, gören, duyandı. Burada da her şeye hakim bir bakış açısı var. Tahkiye yani öyküleme yöntemine başvurulmuştur. Evet, yazar arkadaşlar burada bir olayı zihinde canlandırmak istemiştir. Ve olayı kişi yere göre anlatmıştır. Doğru öyküleme yöntemi var. Niteleyici sözcüklerden yararlanılmıştır. Hemen bakalım arkadaşlar parçamıza tekrardan. Nefes almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları titreyerek. Evet arkadaşlar, niteleyici sözcükler vardır. Doğru. Gerçekçi bir anlatım benimsenmiştir. Evet, bu burada yaşanan olay arkadaşlar gerçek hayatımızda da tanık olabileceğimiz ya da başımızdan geçen bir olay olabilir. Bunu da gerçekçi bir şekilde anlatmış. Herhangi bir olağanüstü olay, durum, özellik verilmemiş kişilere. Doğru. Geriye E kalıyor arkadaşlar. Yazar hem olayları yaşayan hem de anlatan konumunda değildir. Burada olayları yaşayan kişi farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Soru 26. Yukarıdakilerden hangileri hikayenin yapı unsurlarından değildir? Hikayenin arkadaşlar yapı unsurları olay örgüsü, yer dediğimiz mekan ve zamandır. Aynı zamanda kişiler de var fakat zaten o burada belirtilmemiş. Üslup yazarın anlatma biçimidir. Yapı unsuruyla ilgisi yoktur. Cevabımız yalnız bir A olmalı. Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi mesnevi değildir? Hüsnü Aşk Şeyh Galip'e ait arkadaşlar bir mesnevidir. Hayriye Nabi'nin yazdığı bir mesnevidir. Leyla ve Mecnun Fuzuli'ye ait bir mesnevidir. Harname ise Türk Edebiyatı'nın ilk fabul örneğidir. Yine mesnevi şekliyle yazılmış ve yazar şeyhidir. Şikayetname de yine Fuzuli tarafından yazılmıştır. Fakat mesnevi tarzıyla değildir arkadaşlar. Edebiyatımızın ilk edebi mektubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevap E olacak. Soru 28. Aşağıdaki yazarlardan hangisi milli edebiyat dönemi hikayecilerinden değildir? Ziya Gökalp arkadaşlar milli edebiyat döneminde şiir alanında özellikle karşımıza çıkmaktadır. Kızıl Elma, Altın Işık, önemli şiirlerindendir. O yüzden cevabımız A şıkkı olmalı. Halide Edip adı var arkadaşlar hikayecilerimizdendir.
Hatta hikayeleri arasında harap mabetler, dağa çıkan kurt önemlidir. Ömer Seyfettin'in kaşığı, ant, pembe incili kaftan yine önemli hikayeleri arasındadır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bir seren cam, rahmet hikayeleri arasındadır. Refik Halit Karay'ın da memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri önemli hikayeleridir. Cevabımız A şıkkı olmalı. Soru 29. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Milli edebiyat hikayelerinde dil sadedir. Doğru arkadaşlar, milli edebiyat döneminde sanatçılar dili daha sade kullanıyorlardı. Halk hikayelerinde aşk, sevgi, kahramanlık gibi konular işlenir. Doğru. Mesneviler konu bütünlüğü olmayan manzum ürünlerdir. Mesnevilerde arkadaşlar bir konu bütünlüğü vardır. Hatta her beyit kendi arasında uyaklıdır. Cevabımız C şıkkı olmalı. Soru 30. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Rus yazar dünya edebiyatının en önemli öykücülerindendir. Yazar Durum Kesit öyküsünün de öncüsü ve en önemli temsilcisidir. Parçada bahsedilen yazar Anton Çehov'dur arkadaşlar. Durum öyküsünde serim, düğüm, çözüm planına sadık kalınmaz. Genellikle tema durum ağırlıklıdır. Merak duygusu arka plana itilmiştir. Türk edebiyatında da Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık bu öykünün temsilcileri arasındadır. Cevabımız D şıkkı olmalı.